9 yılda yaptığı altyapı çalışmalarından şehre kazandırdığı parklara kadar birçok yatırımı Çorumlularla buluşturan belediye, Çorum'a en temiz şehir unvanı da kazandırdı. Çorum Belediyesi daha sayamadığımız bütün çalışmalarıyla halktan tam not almaya devam ediyor sevgili seyirciler. Memnuniyet için bu kez Hitit Üniversitesi bir anket yaptı ve oran %75'ten 79'a çıktı. Çorum halkının belediye çalışmalarından memnuniyet oranı %79'a yükseldi. Araştırmayı Hitit Üniversitesi yaptı. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Genel Merkezi tarafından yaptırılan ankette %75 gibi büyük bir memnuniyet oranı çıkmıştı. Çorum için bir projem var adlı çalışma hakkında yardımcı doçent doktor Eşref Savaş Başçı bilgi verdi. Çorum için bir projem var. Üçünüzden başvurularımızı gerçekleştirmiş idik ve bu proje kapsamında da Çorum ilinde sosyal belediyecilik faaliyetlerinin farkındalığının ve memnuniyet düzeyinin tespitini bir proje haline getirdik ve öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber bu projemizi 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlayarak belediyemize sunduk. Projenin amacı ise şöyle. Bu projedeki kastettiğimiz ve ulaşmak istediğimiz ana hedef şu. Özellikle sosyal belediyecilik kavramının Çorum Belediyesi açısından nasıl uygulandığı ve Çorum'da yaşayan paydaşlar açısından da bu hizmeti kimlerin ne şekilde gördüğü ve özellikle memnun olup olmadıkları, eğer memnuniyet düzeylerinin dışında bu hizmetlerin farkında olup olmadığında tespit etmeye çalıştık. Başçı, araştırmanın detaylarını ve sonuçlarını paylaştı. Ve kapsam itibariyle Çorum merkezde bulunan mahallelere yapmış olduğumuz anket sonucunda toplam 431 tane anket elde ettik. Ve anket sonucuna göre sonuçları da raporlayarak bir frekans dağılımı ve bir detaylı tablo haline getirerek bu hizmetler hakkında halkımızın görüşünü almaya çalıştık. Belediye sunmuş olduğumuz bu hizmet kapsamında projemizin sonuçlarını değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaştık. Öncelikle sosyal belediyecilikle 15 tane yapmış olduğumuz büyük şehir ve büyük belediyelerin hizmetlerini karşılaştırdığımız zaman Çorum Belediye'mizin birçok büyükşehir belediyesiyle benzer hizmetler sağladığını ve büyükşehir belediyeleriyle yarışacak kadar büyük hizmet farklılığına sahip olduğunu görmüş olduk. Yardımcı doçent doktor Başçı araştırma sonucunda tüm hizmetlerden memnun olduğunu açıkladı. %79 civarlarında tüm hizmetlerden memnun olunduğunu, son 5 yıllık faaliyetler içerisinde bazı alanlardaki faaliyetlerin daha da arttığını ve belediyenin gelecekte yeni yatırım yapacağı alanların neler olabileceği şeklinde veriler elde etmiş olduk. Tabii sosyal belediyeciliği iki boyutta değerlendirmeye çalıştık. Bunlardan birincisi öncelikle sosyal hizmetlerin ve kültürel ve bilimsel faaliyetlerin belediye tarafından sağlanan bu hizmetlerin topluma ne şekilde ulaştırıldığı ve toplum tarafından farkında olunduğu ve bunlardan memnuniyet düzeyini tespit ettik. Bunun dışında sosyal yardımlar noktasına da baktık. Bu sosyal yardımlar sadece belli bir kesime hitap ettiği için acaba bu kesime belediyemiz ulaşabiliyor mu? Ve elde etmiş olduğu bu sonuçlar üzerinden bir memnuniyet söz konusu mu? Bunları da tespit etmiş olduk. Genel bir değerlendirme yaptığımız zaman büyük bir oranda memnuniyetin olduğunu ve bazı alanlarda farkındalığının yaygınlaştığını, farkındalığın düşük olduğu alanlarda da belediyenin yeni hizmet ve yeni reklam yöntemiyle ulaşabileceğini rapor olarak sunmaya çalıştık.